Türkiyədə koronavirusla mübarizə çərçivəsində qəbul edilən 4 günlük qadağa nəhayət ki bitdi. Bir aydan çoxdur ki, tətbiq edilən məhdudiyyətlər özünü rəqəmlərdə nəzərə çarpacaq qədər göstərdiyindən indi insanları bir sual maraqlandırır. 4 günlük qadağanın nəticəsi rəqəmlərdə özünü necə əks etdirəcək? Ümumilikdə qoyulan qadağalar gündəlik yoluxma sayına təsir edib. Rəqəmlərə baxsaq, əgər dekabr ayının əvvəli və ikinci yarısında gündəlik yoluxma sayı 32 mindən çox idisə, bu rəqəm indi 9 minə enib. Amma bu kalıcı mıdır, deyil midir, bunu bilmə şansımız yox. Çünki bu sabahdan itibarən gündüz həyat aktivitesi gecə 21-ə qədər devam ediyor. Devam edincə bunun da cavabını 8-10 gün sonra göreceğiz. Yani ne olabilir 8-10 gün sonra? 9 binlere inmiş veriler hayatı yaşarken kurallara uymaktan vazgeçersek yeniden yükselebilir. Hala Türkiye'de ağır hasta sayısı belirli bir oranın üzerinde. Hala Türkiye'de her gün 200'e yakın insan yaşamını yitiriyor COVID-19 nedeniyle. Yani bunun için kısıtlamaların şu anda serbestleşmeye başlaması henüz erken. Bunlar bir kere önemli noktalar. Çünkü biz biliyoruz ki serbestleşmeye başlamakla beraber hemen olgu sayıları kat be kat artacaktır. Bu 9000 rakamı birdenbire bir hafta içerisinde 20.000'e çıkabilir. Hemen ondan sonra da 30.000'e çıkabilir. Bu nedenle de kısıtlamaların kalkması için çok erken diye düşünüyorum ben. 10 ay ərzində isə Türkiyədə 2 milyon 241 mindən çox insan bu virusa yoluxub. İndiyə qədər COVID-19-dan ölənlərin sayı 21.488 nəfərdir. Sağlanların sayı 2 milyonu ötüb. COVID-19-un mutasiya etmiş növünə yoluxma sayı isə 15-dir. Böyük Britaniyadan gələn şəxslərdə aşkar edilən virus indi mütəxəssislər arasında fikir ayrılığına səbəb olub. Bəzi infeksionistlər mutasiya etmiş növün daha təhlükəli olduğunu iddia etsə də, əksini deyənlər də var. Yalnız bu mutasyon yeni bir mutasyon deyil, binlərcə mutasyondan birisi. İngiltərədə virüsün mutasyonu ilə moleküler düzeydə, yani virüsün hücrəyə tutunma və hücrəyə girmə hızında bir artış olduğu görüldüğü için acaba klinik vakalarda da böyle bir salgının hızını artırabilir mi gibi bir soru işaretiyle sürdürüyoruz şu anda. Yani salgının hızını artırdı cümleleri daha tespit edilmiş değil. Virüsün hücreye giriş hızı arttı, diğerini göreceğiz. Koronavirusa qarşı bir neçə adda peyvənd işlənib, hazırlanıb. Türkiyə artıq Çin istehsalı olan peyvəndin bir qismini ölkəyə gətirib. Və buna görə də həm bu ölkədə, eyni zamanda da dünyada insanlarda bir ümid formalaşıb ki, 2021-ci ildə artıq maska və digər məhdudiyyətlərlə sağollaşacaqlar. Lakin mütəxəssislər bunun əksinə deyir. Şöyle söyleyelim, şu an aşılar uygulamaya geçtiği zaman diliminden beri en az bir 15 güne yakın zaman oldu dünyada. Ama ülkeler %1'in altında hala hazırda aşılaması. Yani kolay bir şekilde toplumda maskeyi mesafeye atacağımız düzeyde aşılanmanın kısa sürede olabileceğini çok düşünmüyorum. Bunun için epey bir zamana ihtiyacımız var. Yani yazdan önce toplumların %70'ini aşılayabileceğimiz bir zaman dilimini görmüyorum. 2021'i bu anlamda unutabiliriz. Yani 2021 süresince en erken sonbahara kadar bir kere normalleşme yok. Çünkü aşı programına baktığımız zaman ardı ardına insanlara aşı bile yapsak bu programı ancak önümüzdeki sonbahara kadar yetiştirebileceğiz gibi gözüküyor. Şunu da unutmayalım. COVID-19 hastalığı eğer çok ciddi bir mutasyon olmazsa artık bizimle beraber devam edecek bir hastalık. Problemin əlli yalnız peyvəndlərin hazır olmasında deyil, insanların bu peyvəndlərə güvənməsindədir həm də. Çünki müxtəlif ölkələrdə peyvəndlərin bioloji silah olması və peyvəndləmə adıyla insan orqanizminə çip yerləşdirilməsi kimi fikirlər səsləndirilir. Şimdi aşılar ilk
dünyada kullanılmaya, yaygın olarak kullanılmaya başlandığında 1800'lerin sonuna doğru İngiltere'de çiçek aşısı, o dönemde de İngiltere'de bir takım insanlar ve basın da dahil olmak üzere belki de birçok insan bu aşıların yapıldıktan sonra insanların ineğe dönüşeceğini iddia ediyordu. Çünkü aşının alınma yeri aslına bakarsanız ineklerdi. Oradan alınıp onlarda hastalık oluşturarak veziküllerden alınan sıvı insanlara veriliyordu belirli işlemlerden geçirdikten sonra. Ve böyle iddiaları vardı. İnsanoğlu 1970'lerin sonuna doğru çiçek aşısı sayesinde çiçek hastalığını tamamen dünyadan kaldırdı. Artık biz çiçek hastalığını görmüyoruz aşı sayesinde. Ama bu 100 küsür yıllık süreç içerisinde bir tek insan bile ineğe dönüşmedi. Yani şimdi yok bu aşılarda çip var, bu yerleştirilecek, aşılar işte kısırlık yapıyor, aşılar insanların genomunu bozuyor. Ya bunlar tamamıyla bilim dışı ve saçma hurafelerdir. Hurafelere inanmak da bilim insanlarının işi değildir. Bilim insanları bilim yaparlar, bilimle uğraşırlar. Edelim ki Türkiye, Çin ve Almanya'dan COVID-19 peyvendi almakla yanaşı yerli istehsal olan peyvendi de yakın günlerde hazır vəziyyətə getirmeye çalışır. Yerli istehsal olan peyvend Mart ayından sonra istifadəyə verilə bilər.